Değerli Centilmenler Kulübü, Albert Hellman karşınızda. İlk Buluşmalar adlı kitabımın ikinci ve üçüncü bölümlerini okuyacağım size. İyi seyirler. Bölüm 2. İlk Buluşmaya Dair. İlk buluşmalar veya randevular insanı neden bu kadar heyecanlandırırlar? Nedeni gayet basittir aslında. İşin sırrı sonucunun belirsiz olmasıdır. Bilinmeyeni keşfedebilmek her zaman cazipliğini göstermiştir. Bunun içindir ki insanlar tarih boyunca keşifler yapmışlar ve hayatları uğruna bilinmeyeni bulabilme heyecanını tatmak için yapmadıkları kalmamıştır. İşin ilk aşamasına başlarsak eğer, daha önceden de belirttiğim gibi iki insan vücudundaki hormonal etkileşim sonucu bir başka insandan hoşlanır. Bu aslında bir takım beyin fonksiyonundan ibarettir. Bilim adamları günümüzde bu hoşlanma sırasında oluşan beyin fonksiyonlarını ve vücudun kimyasal yapısındaki değişmeleri incelemektedirler. Yakında hani masallara, destanlara konu olan aşk iksirini üretip alışveriş kanallarında pazarlamasını yaparlarsa inanın hiç de şaşırtıcı olmaz. Düşünsenize, hoşlandığınız insanın suyuna bir tablet atıyorsunuz ve o kişi size bir anda aşık oluyor. İlk etapta çok güzel görünse de bu ilacın etkisi geçtiği takdirde neler olduğunu hayal gücünüze bırakıyorum. Bunun müptelası olmak da çabası tabii. Diğer bir konu da böyle bir aşkın ne kadar gerçekçi olduğu ve sizin ne kadar tatmin edeceği de ayrı bir tartışma konusudur. Sanki ezeli rakibinizi hile yaparak yenmişsinizdir ve gerçekte bu işi başarmadığınızdan dolayı vicdanınız rahat değildir. Bu hoşlanma dediğimiz olay karmaşıklığını günümüze kadar korumuştur. Çünkü en güzel insandan hoşlanılacağına dair bir kural yoktur. Tamamen şahsi gözlemlerime göre insanlar elde edemeyeceği, insanların peşlerinde koşup gerçekleşemeyeceği bariz olan rüyalara dalmalarına rağmen genelde cesaretlerin kırılma korkusundan dolayı olsa gerek yine elde edebilecekleri hedeflere razı olurlar. Çünkü o hedeflere ulaşmak için olağanüstü çabalar sarf edeceklerini iyi bilirler. Ve bu onlarda bir korku yaratır. Bu da başarısızlığa uğrama korkusudur ki insanın tüm cesaretinin kaybolmasına ve depresyona girmesine sebep verebilecek ve çöküntüye sebep olabilecek bir durumdur bu. Ama yine de ileride pişmanlık duymamak için her ne kadar da bizlere pahalıya patlasa da her türlü çabayı gösterip hayallerimizi süsleyen kişiye yaklaşırız. Fakat her işte bir hayır vardır ve işin hayırsızı olacağına hiç olmaması yeğlenir. Her ne kadar kızlar da argodaki tabiriyle yırtık olsalar da genelde ilk hareketi erkekler yaparlar. Zaten makbulü de budur. Bu tamamen bir cesaret işi olup özgüven ve çılgınlık da içerir. Ne kadar çılgın, o kadar heyecanlı. Tamamen Tanrı'nın bir mucizesi olsa gerek ki bir erkek olarak bunu birçok kez yapmama rağmen şahsen ne zaman bir ilk buluşmaya gitsem elim ayağıma dolanır. Başta da belirttiğim gibi işin belirsizliği vardır. Ve aslında belirsizlik öyle geniştir ki o ilk buluşmadan sonra hayatınızın rayını tamamen değiştirme ihtimaliniz vardır. Aslında iki seçenek vardır. Bir ilişkiye başlamak ya da başlamamak. Eğer başlarsanız gelecek hafta sonu arkadaşlarınızla erkek erkeğe veya kız kıza vakit geçirme planınız suya düştü demektir. Çünkü artık iki kişinin rol aldığı bir takım oyunu olan bir
ilişki sürecinize girmişsinizdir. Ve karşı tarafında isteklerine saygı duymalısınız. Eşinizin canı sinema çekmez ise hiçbir şekilde en azından daha ilişkinin başına bu konuları tartışamazsınız. Ayıp olur. Merak etmeyin, bu tür saçma sapan konular hakkında yapılacak kavga ve tartışmalar ilişkinin ileriki safhalarında sizi beklemektedir. Acele etmeyin. O günler de gelecektir. Bu nedenle daha işin başından tartışmalara girmek can sıkıcı olacaktır. Öyle ki diğer seçenek, bir ilişkiye başlamamışsınızdır. Bu da o ilk buluşmanın ya çok berbat geçtiğinin veya aslında karşınızdaki kişinin sizin ideallerinizdeki kişi olmadığına erken teşhis getirmişsinizdir. Hayatınıza kaldığı yerden devam edersiniz ve yeni arayışlar içerisine girersiniz. Hayal kırıklığı yaşanabilir doğasıyla. Ama bir sonraki sabah uyandığınızda aslında iyi ki bu işin olmadığını, kısmet olmadığını, zaten uygun bir kişi olmadığını gibi tesellilerle kendinizi avuttuğunuza bizzat şahsen tanık olacaksınız. Dolayısıyla yeni bir ilk buluşmaya açıksınız demektir. Hem iyi hem kötüdür. İyisi hala özgürsünüzdür. Açık denizlerdeki bir yelkenli kadar büyük. Kötüdür. Çünkü bu yelkenlinin bir limana demirlemesi kaçınılmazdır. Yanılmıyorsam siz okuyucularımı daha kitabın başından korkuttum. Ama bir işe başlayacaksam her zaman işin kötü kısmından başlamayı tercih ederim. Birincisi, kötü durumlara karşı hazırlıklı olmuş olurum. İkincisi de bu beni güçlü kılar. İkinci bölümün sonu. Bölüm 3. İşte başlıyoruz. Şu ana kadar bayağı felsefe yaptık ve bu da yeter sanırım. En iyisi klasik ve basit bir örnek olarak iki kahraman alalım ki konular maddeler üzerinde daha iyi bir şekilde kafamıza otursun. İşte kahramanlarımız. Özde. Üniversiteyi geçen yıl bitirmiş. Şu anda da orta dereceli bir şirkette mezun olduğu bölüm ile ilgili olan bir bölümde çalışmaktadır. Kariyerinin başındadır ve kendisi de ailesi de artık hayatının yavaş yavaş oturması gerektiğini düşünmektedirler. Fiziksel olarak ortalama hoş güzel olan Özde, daha önceleri okul dönemlerinde birkaç kere aşık olmuş veya olduğunu zannetmiş ve kısa süreli okul aşkları yaşamıştır. Burcu da Oğlak'tır. Burcu sadece okuyucularımı memnun etmek için yazdım. Malum hemen bir kişilik analizi yapmışsınızdır şimdiden. Eğer karakter Oğlak Burcu'nu yansıtmaz ise şimdiden özür diliyorum. Her insanda en az bir hobi merakı olmalıdır diyerekten Özden'in de amatör fotoğrafçı olduğunu düşünelim. Burak, o da Özde gibi üniversite mezunu ve iş yerinde orta kademe yönetici olarak çalışmaktadır. Yaş olarak Özde'den birkaç yaş büyüktür. Yakışıklıca olduğu söylenir. Orta halli bir aileden gelen Burak, kendi başarısı sayesinde maddi açıdan iyi bir durumdadır. Yani en azından bir arabası vardır. Futbola olan aşkını saymazsak, hobi olarak vücut geliştirme ile uğraştığını farz edelim. Zaten onun ebeveyni de artık torunlarıyla oynama zamanının geldiğini defalarca dile getirmektedirler. O da Özde gibi birkaç aşk hikayesi geçirmiştir hayatında. Fakat durum biraz ümitsizliğe doğru yelken açmıştır. Şimdi efendim, hani şu ilk görüşmeler vardır ya, çok önemlidirler hani. İşte o an Tanrı'nın bize göstermiş olduğu mucizelerdendir. Şöyle romantik ve heyecanlı bir senaryo oluşturalım. Genellikle insanlar aşk perilerinin zor durumlarında yardımlarına koştuklarına inanırlar. Zaten kimse rahat yerindeyken bir şeye ihtiyacı olmadığında bir şeyler dilemez. Bu koşullar altında Özde çok yoğun bir ders günü içerisinde sinirleri bir kemanın telleri kadar gerginken
ve acele içerisinde bir dersten bir derse koşarken anahtarlarını düşürmüş, aramaktadır. Tesadüf bu ya, Burak da aynı üniversitenin bilmem ne kursu için bilgi almak üzere koridorda ilerlerken yerde anahtarları bulur ve sahibini aramak için çevredekilere anahtarların kendilerine ait olmadığını sormaktadır. O anahtarları sallarken birden özde birisinin anahtarlarını salladığını görür. "Hey, onlar benim!" diyerekten kalabalığı yererken koridorda Burak'a bakma fırsatı olmamıştır bile. Burak anahtarları kibarca kendisine uzatır ve Özde yine kibarca ona teşekkür eder. 2 saniyelik bir göz göze gelme dışında bu aşamada başka bir şey olmaz. Her ikisi de yollarına sakince devam ederler. Kadından her zaman bir erkeğin kendisini bir zaman ve bir şekilde kurtarmasını beklerler. Artık bunun sebebi küçükten beri dinlediğimiz genç beyinlerimizi bilinçaltına hipnotize eden şu yakışıklı prensin beyaz atıyla prensesi kurtarması ve ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşadıkları masal ve hikayelerden olsa gerek ki bu artık olağan bir beklenti olmuştur bayanlar için. Tabii ki günümüzde beyaz atlı prenslerin yerine kara cipli, yakışıklı iş adamları alsa da bu bekleyiş hep var olmaya devam etmiştir. Bazen düşünüyorum da neden kadınlar hep bir kurtarıcı aramakta ve beklemektedirler? Gerçekte hissettikleri kadar güçsüzdürler mi ki? Hep bir kurtarıcıya inanır ve onun için dua ederler. Yıllarca bunu düşündükten ve kadınları tanımaya başladıktan sonra hayatın kadınlar için farklı bir boyut süresince geliştiğini fark ettim. Zaman denen kavramın erkeklere göre kadınlar için çok daha değerli olduğunu anladım. Çocukken herkes çocuktur. Ama Blue Çağ sürecinden itibaren 20'li yaşların başına kadar kadınlar özellikle fazla gelişmemiş toplumlarda en çok değer gördükleri zaman olarak görülmektedirler. Bu da kadın erkek gözetmezsizin bir insanın bedensel olarak en güzel olduğu yaşlar olduklarından dolayı olsa gerek. Ve dolayısıyla bir kadın kendine bir eş bulabilmeyi bu yaşlar arasında beklemektedir. Bu da kadının sadece güzelliğini kullanmasından dolayı bir gücünü aşırı dereceden kullanmasına ve gençlik yıllarının güzelliği yitirince de arzu edilmeme duygusu ile ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle de güzelliği ile etrafa evham dağıtan genç bayanların bu gençlik güzelliğini kaybettiği koşullarda aşırı makyaj veya estetik cerrahiye başvurduğunu ve hatta depresyon aşamasında da alışveriş, alkol, hatta eş aldatmaya varan davranışların oluştuğunu görmekteyiz. Fakat sadece güzelliğiyle ilgilenmeyin, beyin gücüne de önem veren diğer bayan grubu, bu gençlik yıllarının geçmesine rağmen güzelliklerinden yitirmeye başladıkları zaman hala güçlü olabildiklerinden yakışıklı prens masallarında olduğu gibi kurtarılmayı beklememektedirler. Ve dahası pek çok prensi kurtarmaktadırlar. Aslında bu son birkaç paragraf gereksiz bir açıklama olarak görülse de yine de bu kurtarıcı prens olayı önemli. Birincisi, tanışmalara masalımsı ve heyecanlı bir hava katıyor. Kim istemez ki günü geldiğinde torunlarına, büyük anne ve büyük babalarının tanışmalarına romantik bir dilde anlatmasın. Zaten çoğu kişi de bu tesadüfi tanışmaları Tanrı'nın bir işareti olarak gördüklerinden bu işin hayrına inanırlar. Hikayemize devam edelim. Varsayalım, bir hafta sonra kahramanlarımız üniversite bünyesinde tekrar karşılaşırlar ve birbirlerine bir şey söyleme ihtiyacı olduğunu hissederler. Doğal olarak bu hareketi ilk olarak yapması beklenen erkek tarafıdır. Burak bir ürkekçe "Selam," der.
Anahtarlarını bir daha kaybedersen bulmam ona göre. Diye bir şaka yapar. Özde hafif bir gülümseme ile tekrar teşekkür eder. Burak bu kızda özel bir şeyler olduğunu fark eder. Ve bu yolda biraz yol alması gerektiğini düşünür. Özde de kalp atışlarının hafifçe hızlandığını hissetmektedir. Eğer karşı cinsten birinden hoşlandıysanız, bu bazı fiziksel vücut fonksiyonları oluşturur. Erkekler daha çok kendi özgüvenlerinde ufak bir deprem yaşayarak daha titrek bir ses tonu ile konuşurlar. O an ne yapsam da bu kızı etkilesem diye düşündüklerinden konsantrasyonları düşer ve dolayısıyla akıllıca bir şey gelmez. Ve çoğunlukla aptalca şeyler söylerler veya aptal bir şeyler yaparlar. Mesela düşerler veya ellerinden bir şey düşürürler. En babayı delikanlı bile bu heyecan esnasında tüm soğukkanlılığını ve karizmasını kaybetmeye elverişlidir. Bazı sakarlıklar ve hatalar da bu anda kaçınılmazdır. Ama yapılan aksilik akılları başa gelir. Ve konsantrasyon yerine gelerek o ilk anın şokundan kurtularak kontrol ele alınmaya başlanır. Bu tür sakarlık ve aksilikler kadınlar tarafından çok şeker bulunur. Ama aslında kadınlar bu sakarlıklar yoluyla erkeklerin onlar hakkındaki hislerini anlarlar. Ki bu hisler beğeni kazandığına işarettir. Dolayısıyla rahatlama refleksi olarak ortaya bir gülme çıkar. Kadın güldükçe erkek de ortamı yumuşamasından dolayı bu rahatlama refleksinden dolayı gülerek cevap verir. Aslında ortada komik bir şey yoktur. Orada birisi çıkıp da "Yangın çıktı, imdat!" diye bağırsa tepki yine gülme olur. Çünkü karşı cins ile girişilen bir belirsizlikte taraflar birbirlerinden hoşlandıklarını anlamışlar ve rahatlamaya etki olarak da gülmüşlerdir. Bu herhalde Tanrı tarafından insanoğluna bahşedilmiş bir lütuf olsa gerek. Ya yılanlar gibi karşı cinsi etkilemek için kavga etmek zorunda olsaydık? İşin bu kısmında iki taraf da birbirini tanımak ister. Ama yakışık almayacağından, hadi gel bir şeyler içelim, içerken birbirimizi tanıyalım diyemezler. Ve biraz ayaküstü muhabbet için biraz ortam yaratırlar. Derse, işe, toplantıya, otobüse vesaire geç kalmak uğruna biraz genel olarak çalıştıkları, okudukları, yaşadıkları ki bu en popüler olandır, yerler veya ortak tanıdıkları kişiler, eğer ortak bir nokta bulunamamışsa ki genelde bulunur, birbirlerinin yaptıkları işlerle ilgilenircesine karşı tarafa soru sorma oyunu başlar. Bu da gayet ilginçtir. Ne konuşayım diye kendini paralamalar, muhabbet olsun da torba dolsun diye boş konuşmalar, sırf karşı tarafın karakterini biraz daha analiz edebilmek, biraz daha iyi analiz edebilmek ve hayallerimizi süsleyen eş olup olamayacağını anlamaktır kaygımız. Bir de bir boy girlfriend'inin olup olmadığını anlamak. Bir belirsizlik ve tatlı bir gizem vardır işin ucunda. Şahsen tavsiye edebileceğim bir konu da karşı tarafı etkilemek uğruna yalan söylememektir. Çünkü her yalan birbirimizi daha yakından tanıdığımızda eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Ve güven sarsılacaktır. Hatta ilişkiyi daha başlamadan bitirebilir de. Onun için efendim benim babam emekli astronot veya ben dünyanın etrafını iki kez dolaştım gibi yalanlara başvurmayın. Tabii her güzel şeyin bir sonu vardır ve bu mini sohbetin de.
Fakat tadına doyulamamış bu küçük sohbetin devamını getirmek üzere hemen bir bağlantı noktası kurun. Durum her ne olursa olsun birbirinizi görmek için bir zaman dilimi ve yer muhakkak bulun. Eğer karşı taraf buna istekli değilse ve ben bilemiyorum gibi cevaplar veriyorsa tekrar buluşmaya pek hevesli olmadığı anlaşılabilir. Ama istekli olan kişi her ne olursa olsun yine de orada o zamanda olmaya çalışacağından bir gelişme sağlanacaktır. Genelde yemek yenilen ortak mekanlar idealdir. Böylece ismi konmadan ve resmilik kazanmadan iki kişi beraber yemek yiyerek birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı doğurmuş olurlar. Mesela öğlenleri hep burada mı yersin? Ben hep 12 civarı buradayımdır gibi sözlerle karşı tarafın kendinizi nerede bulabileceğine dair ipuçları verin. Buraya kadar her şey hoş, güzel ama olaya hep iyi niyetli ve pembe gözlükler takarak baktık. İşin doğrusu kötü niyetli kişileri hesaba katmadık. Bir kişi ne kadar etkileyici ve cezbedici olursa olsun, özellikle yeni kurulan arkadaşlık ve ilişkilerde bu kişinin karakteri hakkında bilgi edinmek imkansızdır. Bu nedenle ilk tanışıldığında kişilere telefon numarası, ev adresi, banka hesap numarası ve akla gelebilecek diğer özel bilgileri vermemeye dikkat etmeniz konusunda uyarıyorum. Kulağınıza küpe olsun. Nerede kalmıştık? Eğer bu buluşma başarıyla sağlanırsa o zaman bir kademe daha aşılmış olur. Böylece en azından her iki tarafın da bir şeyler denemeye hazır olduğu anlaşılabilir. Artık güç sizdedir. Eğer bu aşamaya kadar karşı tarafın dini veya ırkı ile ilgili bir bilgi edinemediyseniz, buna anne baba isimleri, doğdukları yerler ile ilgili sorular yönelterek dolaylı yönden ulaşabilirsiniz. Malum her ne kadar da fiziki etkilenme olsa da her iki taraf da öncelikle kendi dinlerinden, daha sonra da ırk ve milletinden kişiler ile girilen bir ilişkinin daha sağlıklı olacağına inanır. Bunun sebebi ise örf ve adetlerin aynı olup aynı beklentilere sahip olması, ailelerin de bu ilişkiye dahil edileceği düşünülürse bu örf ve adalet geleneklerinin farklılığından çıkabilecek olan sorunları minimalize etmektir. Sonuç olarak tüm insanlar Tanrı tarafından yaratılmışlardır ve herkes aynıdır. Fakat yine de insanların kendi dinlerine olan bağlılıkları olduğunu ve kendi dininden biriyle birlikte olma isteğini ayrımcılıktan veya ırkçılıktan ayırmayı bilelim. Şu ana kadar biriyle karşılaşılmış, ilk kontak kurulmuş, ayaküstü konuşmalar yapılmış ve karşı tarafında hoşlandığı itibarı alınmış. Ve dahası ilk buluşmanın bir önceki aşaması olan bir yerlerde karşılaşıp birbirinizi biraz daha yakından tanıma fırsatına ulaşmış bulunmaktasınız. Artık erkek tarafı sizi bir yere davet etmek için gerekli aşamaları kat etmiş ve sizi bir yere davet etmeye hazır kıvama gelmiştir. Siz olun, bayanlar bu işin dünyadaki cesaret isteyen ve her erkeğin yaparken gırtlağında bir yumurta varmış gibi konuşması gereken zorlu bir iş olduğunu unutmayın. Bayanlar lütfen bu aşamada beylerle dalga geçip gülmeyin. Çünkü siz ona bakarken ki kirlilikte ve saçma sapan ifadeler kullansa bile bir erkek için çok zor olan bir şey yapıyordur. Yani size duygularını açmaktadır. Lütfen bu aşamada onu destekleyici şeyler söyleyerek rahatlamasını ve kalp atışlarının hızının düşmesine imkan verin. Verin de çocukcağız size resmi bir çıkma teklifi yapabilsin. Aşağıda bu aşamaların süreçleri verilmiştir. A. Davetin sorulacağı yer ve zaman. B. Davetin yeri ve zamanı. C.
hangi üslupta sorulacağı. D. Cevap evet olursa. E. Cevap hayır olursa. F. B planı. G. O gece uyuyabilmek için koyun saymak. Bu güzel bölümden sonra Lori'nin çok uykusu geldi. Artık yatma zamanı. İlk Buluşmalar adlı kitabımın 3. bölümünde buluşmak üzere. Sevgiler.